Bak bu gece rahat uyuyacaksın. Çünkü masum olduğumu bilmene rağmen senden özür dilememi sağladın. Her şeyi biliyorum. Şimdi çok mutlu olmalısın, değil mi? Sen bana huzur vermeyecek misin hiç? Bu odadan çıkıp gideyim mi? Bu mu yani? Yok, yok, yok. Sen niye gidesin? Sevilen sensin. Sen nasıl gidebilirsin? Ben gitsem daha iyi. Beni defalarca küçük düşürdün. Tokat attırdın, aşağılattın. Geriye bir tek beni bu evden atmak kaldı. Hadi onu da yap. Çok uzun süredir bu evden gitmeni bekliyorum Bihan. Ondan sonra ben burada bir dakika bile kalmayacağım. Umarım beni anlamışsındır. Ben yanlış bir şey yapmadım. Senin adını ben yazmadım. Bak, yalan söylemiyorum ama yalancı durumuna düştüm. Bunu bana neden gösteriyorsun? Normalde bilge biri gibi davranırsın. Şimdi aklın nerede? Kimse bu detayı fark etmedi. Dikkatli bak. Ne demek istiyorsun? Bak, bu zarfa adımı ben yazdım. Bir bu el yazısına bak, bir de buna. Bu ikisi tamamen farklı. Çocukluğumdan beri cesur biriydim. O yüzden kalın yazarım. Ama bu, benimkinden çok farklı. Bunu ben yazmadım. Evet bir an. Bu el yazıları birbirinden farklı. Demek ki bunu sen yapmamışsın. Harika. Sonunda anladın. Şimdi bütün bunları yapanın ben olmadığımı anladın. Ama bunu sen yapmadıysan kim yaptı? Şada. Evet bir an. Bunu Şada'dan başka kimse yapmış olamaz. Benimle gel. Nereye? Hey nereye? Nereye gittiğimizi söyleyecek misin? Tapki. Bir an. Şimdi bunu yapanın Şada olup olmadığını öğreneceğiz. Nasıl? Şada da bağış için bir şeyler yazmıştı. Eğer onun el yazısı buna uyarsa... Gördün mü? İki yazı da birbirine uyuyor. Evet, ikisi de Şada'nın yazısı. Bir an demek ki bunu Şada yaptı. Saatlerdir aynı şeyi söylüyorum. Ama bunu bana neden yaptığını bir türlü anlayamıyorum. Benden niçin intikam alıyor ki? Bir an ona meydan okuyup... yendiğini hemen unuttun mu yoksa? Evet! Nihayet son kağıtla Şada'yı yendin. İşte bu yüzden yaptım.